İsimlerinde özel anlamlar taşıyan, isimlerinde tarih olan takımlar video serimizin ilk konu başlığı Almanya takımı Bundesliga'nın Bayern Münih'ten sonraki en büyük takımı olan Borussia Dortmund. Borussia Dortmund isminde geçen Borussia kelimesi Prusya'nın Latince'deki karşılığı ve Prusya İmparatorluğu'nda ki halkları sembolize ediyor. Borussia Dortmund takımı aynı zamanda Ruhr bölgesinin takımı ve Gelsenkirchen şehrine takımı olan Schalke ile de girdiği rekabette bu rekabet yer yer Avrupa ve dünya gündemine de geliyor. Şu anda Ruhr bölgesinin kralı konumunda Schalke hem sportif başarı olarak hem de finansal durumları itibariyle dibe vurmuş durumda. Borussia Dortmund takımı Almanya Bundesliga'yı 8 kez kazandı ve 6 Almanya Süper Kupası, 4 de Almanya Kupası şampiyonluğu yaşayan Borussia Dortmund takımı bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Borussia Dortmund'a Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran Ottmar Hitzfeld orada yakaladığı çıkıştan sonra Bayern Münih'in başına geçmiş ve Bayern Münih'le de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. Borussia Dortmund takımı 2000'li yılların başında ekonomik darboğaz yaşadı ve takım iflasın eşiğine kadar geldi. Onu iflastan kurtaransa Bayern Münih olmuştu. 2000'li yılların başında ünlü iş adamı Saadettin Saran da belli bir hissesini Borussia Dortmund'un almıştı ama ilerleyen süreçte oluşan o durumdan dolayı ve olumsuzluklardan dolayı hisselerini satmıştı Saadettin Saran. Borussia Dortmund takımı 2010'lu yıllarda önemli işlere imza attı. 2010'lu yıllar Jürgen Klopp, Lewandowski, Götze, Balaçikovski, Piszczek, İlkay Gündoğan, Nuri Şahin gibi isimler takımda yer alıyordu ve çok önemli çıkışlar yapmıştı. Bu oyuncuları çok iyi şekilde harmanlamıştı. Jürgen Klopp'un başarısıydı bu ve devam eden süreçte de Jürgen Klopp Liverpool'a gitmiş ve Robert Lewandowski ile birlikte Mario Götze de Bayern Münih'in yolunu tutmuştu. Borussia Dortmund, Thomas Tuchel ve Lucien Favre ile de önemli sezonlar yaşadı. Önümüzdeki yıl Borussia Mönchengladbach'ı çalıştıran Marco Rose takımda yer alacak. Takımın yeni antrenörü o olacak. Halihazırda tabii ki herkesin tanıdığı altın çocuk Erling Haaland'ı kadrosunda bulunduruyor. Aynı zamanda yine genç isimlerden Gio Reyna ve Jadon Sancho da Borussia Dortmund'un kadrosunda bulunan ve önümüzdeki süreçte dünya futboluna damgasını vurmaya aday genç isimleri de kadrosunda bulunduruyor. Borussia Dortmund takımı önümüzdeki süreçte hem Almanya'da hem de Avrupa'da önemli işler yapmaya devam edecek.